Merkez Bankası'nın dünkü faiz indiriminden sonra TL'de yaşanan sert değer kaybı uluslararası basının gündeminde. Türkiye'de döviz krizi olduğunu belirten uluslararası finans basını, kötüleşen ekonominin Erdoğan'a yönelik seçmen desteğini düşürdüğünü belirtti. TCMB'nin politika faizini %15'e indirmesinin ardından Türk lirasındaki büyük değer kaybı, uluslararası basında "Türkiye'de döviz krizi yaşanıyor" yorumlarının gündeme gelmesine sebep oldu. Financial Times'da FT, Türkiye'nin politikasının alışılmadık olduğu, Wall Street Journal'da WSJ ise Türkiye'de kötüleşen ekonominin Erdoğan'a olan desteği azalttığı ifade edildi. Bloomberg, düşük politika faizinin TL'yi dolara karşı savunmasız bıraktığını söylerken, Reuters, Türk lirasının kriz bölgesine geri döndüğünü söyledi. FT, Türkiye uyarılara meydan okuyor. Uluslararası İngiliz İş Dünyası Gazetesi, Türkiye uyarılara meydan okuyarak faiz oranlarını indiriyor, başlığı ile bir analiz yayımladı. TCMB'nin yüksek enflasyona rağmen Erdoğan'ın para politikasını gevşetme yönündeki baskısına uyduğu ifade edilen haberde, Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç tezinin alışılmadık olduğu belirtildi. FT'deki analizde görüşlerine yer verilen Londra merkezli gam yatırım firmasının yöneticilerinden Paul Mecnamara TCMB'nin faiz indirimiyle ilgili, bunu neden yaptıkları gizemli dedi mara ülke pandemiden kurtulurken Türkiye ekonomisinin bazı yönlerinin cesaret verici göründüğünü ancak zayıf bir liranın tek itici gücünün politika görünümü olduğunu aktardı. Haberde ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın sıkı para politikası döngüsüne girmesi nedeniyle gelişen ülke merkez bankaların faiz artırımı yoluna gittiği hatırlatıldı. Finans şirketi Barclays analistleri Türkiye'nin bilinmeyen sularda yüzdüğünü ve son faiz indirimlerinin ekonomi için zararlı olduğunu açıkladı. WSJ, döviz krizi ekonomiyi tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Finans Gazetesi WSJ ise, Türkiye'de döviz krizi ekonomiyi tehdit ediyor, Erdoğan yönetimine meydan okuyor, başlıklı makale yayımladı. Merkez Bankası indiriminin ardından Türk lirasının rekor düşük seviyede olduğu hatırlatılan yazıda, döviz krizi Türkiye ekonomisini sarsıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık hakimiyetini tehlikeye atıyor ve yıllardır büyümenin tadını çıkaran ülkede yaşam standartlarını tepetaklak ediyor, dedi. VSE'deki haberde görüşlerine yer verilen Bluebay Asset Management gelişmekte olan piyasalar stratejisti Timothy As, bu sadece çılgınlık. Bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz faiz indirimleri için bir gerekçe yoktu. Son indirimin de gerekçesi yok. Erdoğan para politikasını tek başına yürütüyor dedi. Analizde şu ifadelere yer verildi. Erdoğan 2003'te ilk kez başbakan olduğundan bu yana iktidarının önündeki en ciddi meydan okumalardan biriyle karşı karşıya. Ücretler üzerindeki baskı ve gıda İlaç, enerji gibi temel malların artan maliyetleri Erdoğan'a verilen desteği erozyona uğratarak bir zamanlar onu destekleyen seçmenleri uzaklaştırdı. Haberde 2016'dan bu yana 15 Temmuz, Irak ve Suriye'deki gelişmeler gibi sebeplerle Türkiye ekonomisinin ciddi darbe aldığı ancak bu son türbülansın benzersiz olduğu belirtildi. Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg'de çıkan yazıdaysa TCMB'nin faiz kararının lirayı dolara karşı savunmasız bıraktığı belirtildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın para politikasını beklenenden daha erken sıkılaştırabileceğine dair spekülasyonlar artmasına rağmen TCMB lirayı Amerika Birleşik Devletleri dolarına karşı savunmasız bırakıyor, ifadeleri yer aldı. Bloomberg'e konuşan New York merkezli Brown Brothers Harriman'ın küresel para birimi stratejisi başkanı Vin Tain, liradaki bu hareket çılgınca ama tamamen öngörülebilir. Arjantin pesosundan daha kötü durumdaysanız her şey açıktır, dedi. Reuters, Türk Lirası kriz bölgesine geri dönüyor. İngiliz haber ajansı Reuters analizinde Türk Lirası kriz bölgesine geri dönüyor başlığını kullandı. Haberde ekonomistler, faiz oranları tekrar yükseltilmediği takdirde %30 enflasyonla ve TL'nin tamamen erimesi riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor, ifadelerine yer verildi. Yazıda TCMB'nin rezervlerinin bu yıl IMF'den gelen para sayesinde arttığı ancak rezervlerin bankalarla yapılan çeşitli fonlama düzenlemeleri nedeniyle hala negatif bölgede olduğu belirtildi. Reuters'ta yer alan bir başka haberde ise kötü ekonomi yüzünden Erdoğan'ın anketlerde eski desteğini kaybettiği açıklandı.